嗯。<music> GCM Forex'ten herkese merhabalar. Haftanın ikinci işlem günündeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde küresel piyasaların gündeminde ağırlıklı olarak Yunanistan'ın yer almaya devam ettiğini ifade edebiliriz. Dün gerçekleştirilen toplantılarda Avrupalı yetkililer Yunanistan ile kreditörlerinin bu hafta içerisinde bir anlaşmaya varabileceği yönünde değerlendirmede bulundular. Endeksler tarafına borsalara baktığımızda özellikle Yunanistan konusuna ilişkin iyimserliğin olumlu yansımalarını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Dün de Avrupa tarafında endekslerde yükselişler izlemiştik. Bugün de Almanya ve Fransa başta olmak üzere yukarı yönlü hareketlerin etkili olduğunu ifade edebiliriz. E, piyasaların öncelikli gündem maddesi tabii ki Yunanistan olmaya devam ediyor. Son değerlendirmelere baktığımızda Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Moskoviç'in bu hafta bir anlaşmaya varılmasını beklediğini ifade eden görüşlerinin öne çıktığını ifade edebiliriz. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası Yunan bankaları için acil likidite desteğini arttırdığını açıkladı bugün. Bu da önemli noktalar arasındaydı. İncelediğimizde özellikle yet konuya yakın kaynaklar tarafından yapılan açıklamalarda 89 milyon milyar euroya ulaştığı yönünde bir değerlendirme olduğunu görüyoruz. Yunan bankalarının özellikle ülkenin içerisinde bulunduğu durum nedeniyle güç durumda kaldığını ifade edebiliriz. Bu çerçevede Avrupa Merkez Bankası da Acil likidite de desteği programı çerçevesinde kullanılabilecek e, kredinin üst miktarını arttırıyordu. Son günler içerisinde daha e, önemli adımlar attığını söyleyebiliriz Avrupa Merkez Bankası'nın. Bununla birlikte yine Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Mart ayında başlayan tahvil alım programlarının 19 Haziran tarihi itibariyle 182 milyar 219 milyar euroya ulaştığı yönünde değerlendirmesinin de açıklamasının da piyasalarda yer aldığını ifade edebiliriz Avrupa Birliği liderler zirvesi özellikle Yunanistan konusunun konuşulacağı gündem Perşembe günü başlayacak ve Yunanistan bu süre içerisinde kreditörleriyle reform listesi üzerinde bir uzlaşma zemini yakalamaya çalışacak ki 30 Haziran'da yapması gereken ödemelerini zamanında gerçekleştirebilsin. Bu gündemin yanında Avrupa tarafında özellikle bugün yayınlanan Çin'den sonraki imalat ve hizmetler PMI verilerinin izlendiğini söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde Çin'den gelen imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Bugün Fransa, Almanya ve Euro bölgesi geneli için yayınlanan imalat ve hizmetler PMI verilerinin Olumlu piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini ifade edebiliriz ve Euro bölgesi ekonomisine ilişkin olumlu ipuçları sunduğunu ifade ede edebiliriz. Diğer taraftan e, varlık fiyatlarındaki değişimleri incelediğimizde Yunanistan konusuna ilişkin iyimserlik e, Euro tarafına baskı yapan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ki piyasalarda fiyatlamaların özellikle Amerika Merkez Bankası'nın faiz arttırım e, zamanlamasına ilişkin beklentilerle yön bulduğunu ifade edebiliriz. ABD Merkez Bankası'nın Yunanistan'da Yunanistan'a ilişkin sorunun çözümüyle birlikte daha rahat bir faiz arttırım politikası izleyebileceği yönündeki beklentiler... Dolar'a destek verirken eurodolar paritesinde aşağı yönlü hareketler, dolar endeksinde de yükselişler izlediğimizi söyleyebiliriz. E, global risklerin azaldığı yönündeki düşünce, Fed yöneticilerini faiz arttırım e, politikası adına biraz daha cesaretlendirebilir şeklindeki düşünce ön plana çıkıyor. Bu da Diğer parite ve MTF fiyatlarında e, yine etkili olan önemli bir başlık olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Özellikle gelişmiş ülke para birimleri karşısında doların değer kazandığını söylemekte fayda var. Diğer taraftan e, Fed'in son açıklamasından sonra değer kazanan gelişen ülke para birimleri e, paralelinde Türk Lirası'nın bir miktar ayrıştığını ifade edebiliriz. Her ne kadar dolar endeksinde yükselişler izlense de dolar TL paritesi 2.67 civarında işlem görmeyi sürdürüyor. Biraz daha gelişen ülke para birimleriyle birlikte güçlü bir duruş sergilediğini söyleyebiliriz Türk Lirası'nın. Bu da bahsettiğimiz gibi FED her ne kadar faiz artırım e, tarafında bir e, politika izleyecek olsa da önümüzdeki günlerde son e, yapılan değerlendirmeler sonrasında bunun daha yumuşak bir geçişle olacağı yönündeki düşünce gelişen ülkelerin ekonomisini çok fazla zorlamayacak şeklindeki beklenti etkili oluyor. Bunu da ayrıca belirtmekte fayda olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte Günün devamını incelediğimizde tabii ki Yunanistan'a ilişkin olası haberler, açıklamalar yine yakından izlenecek. Yurt içi piyasalarda bunun dışında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası beyanatını göreceğiz. Saat 14'te yapılacak faiz beyanatında Merkez Bankası'nın Faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini söyleyebiliriz. E, politika faiz oranında dahil olmak üzere faiz koridoru olarak isimlendirilen alt ve üst bantlarda herhangi bir değişiklik yapılması görülmüyor. Özellikle seçim sonrasında hükümet kurma sürecinin henüz başlamamış olması ve diğer taraftan e, meclisin çalışmaya yeni başlamış olması birazcık daha TCMB'yi bekle gör politikası izlemeyi itebilir yönündeki düşüncenin öne çıktığını ifade edebiliriz. Sonrasında ise. ABD gündeminin daha ağırlıklı olarak e, izleneceğini ifade edebiliriz. Burada özellikle saat 15'te Federal Açık Piyasa Komitesi üyesi Fed Yönetim Kurulu üyesi Powell'ın e, Fed'in para politikalarına ilişkin değerlendirmeler yapması beklenen konuşması önem taşıyor bundan yarım saat sonra da konuşmanın başlamasından yarım saat sonra ABD'den kritik dayanıklı ve çekirdek dayanıklı mal siparişleri verileri izlenecek ee, özellikle Fed'in atacağı adımlara ilişkin beklentileri yönlendirebileceği için dolar tarafında etkili olabilecek bir rakam olduğunu söylemekte fayda var ee, sonrasında saat 16 16.45 ve 17'de ise yine ABD'den sırasıyla konut piyasası ve imar sektörüne ilişkin rakamlar okunacak Fed'in bu yıl içerisindeki faiz temposuna ilişkin beklentiler bu yayına rakamlarla birlikte yön bulabileceği için önemli takip edilecek diyebiliriz. E, kritik başlıklar arasında yer aldığını bir kez daha belirtmekte fayda var. Petro fiyatlarının ayrıca değerlendirdiğimizde dolar endeksindeki yükselişe rağmen uluslararası piyasalarda dolar ile alım satılmasına rağmen e, petro fiyatlarında aşağı yönlü hareketlerin kısıtlı kaldığını hatta Avrupa seansı ile birlikte ABD tipahan petrolde yukarı yönlü hareketler izlediğimizi söyleyebiliriz. Bir miktar azalan risklerle birlikte global büyümeye ilişkin olumlu algı burada artacak talebe ilişkin beklentileri destekleyerek petrol fiyatlarında yükselişlere zemin oluşturdu. Bugün yayınlanacak Amerikan Petrol Enstitüsü'nün ABD tarafında 23.30'da gelecek rakamın öncesinde bu şekilde bir görüntü ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yarınsa Enerji Bilgi Dairesi'nin resmi stok rakamlarını göreceğiz. Bugün Amerika Petro Enstitüsü'nün datalarından sonra bu dönem noktalar arasında diyebiliriz ilgili emtianın fiyatında etkili olabileceği için. Genel çerçevede gün içerisinde etkili olan makroekonomik başlıkları ve piyasa beklentilerini bu şekilde özetleyebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.